Merhaba arkadaşlar, ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Örgü Merakı. Bu videomuzda yine takipçi istekleri değerlendirilerek yaptığımız Converse patiğimizi anlatmaya çalışacağım. Aslında çok basit bir patik modeli. Hemen şöyle koyalım. İki renk ipim var. Bunlar patik ipi. Herhangi bir markanın olabilir. Çok da sorun değil. Marka her zaman söylüyorum. Evet, şöyle alayım. Şimdi uç kısmından başlayacağız. Beyazla başlayacağız. Ayak ölçüsüne göre diyelim. Sayılarımızı. Bunu ölçe ölçe yapmak daha makbul. Çünkü sürekli soru geliyor. İşte şu numara için, şu ayak numarası için ya da bu yaş için kaç zincir başlamalıyım, kaç ilmek yapmalıyım. İlmek ve zincir sayısı vermiyorum arkadaşlar, yanıltmamak adına. Bunu her defasında belirtiyorum. Çünkü kullandığımız ipe göre, tığa göre, ören kişinin elinin sıkı ya da gevşekliğine göre bu sayılar her zaman değişmektedir. Yani sabit bir zincir sayısı sizi daima yanıltacaktır. Onun için ölçerek ya da işte yanımda değil diyorsunuz, standart tablolar var çocuklar için, bebekler içinse eğer bunlar. Ayak numaralarında gerçi büyükler için de var. Dediğim gibi bu tablolardan yararlanarak kendi zincir sayınızı belirleyebilirsiniz santime uygun olarak. Evet, bunu belirttikten sonra başlayalım. Benimki, benim yaptığım patik 12-13 yaşında bir çocuk için, öyle söyleyeyim. Başlayalım. Tahmini 33-34 numaraya falan tekabül etti sanırım. Ben ölçerek yaptım. Dediğim gibi ölçü vermeden sadece anlatıma yönelik çalışacağım. On bir zincir çekiyorum. Evet, 11 zincir çektikten sonra şu şekilde, bakın tam buradan başlıyoruz. Üçlü trabzanla zincirlerin üzerini dolduracağım. Köşelere 1-2-3-4'er defa, 1-2-3-4'er defa batmışım. Şöyle koyayım. Şimdi 11 zincir çektim. 12-13 yaptıktan sonra 1-2-3'üncüye dönüp batıyorum. Zincirlerin üzerine tek tek üçlü trabzanla dolduruyorum gördüğünüz gibi. En uç kısma geldiğimizde bu uçtaki zincire 1 2 3 ve 4, 4 mü 5 mi batmışım, şimdi düzgün durması için tekrar bir daha bakacağım. Toplamda kaç ilmek olmuş hemen bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, sanırım 26 eğer yanlış saymadıysam. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17
18 19 Her defasında belirtiyorum bunu. İlk patiği yaparken çok da saymıyorum, fakat ikincide hani birebir eş olması için daha çok sayıyorum. 1 2 3 ve 4 deyip buradaki uç kısma birleştirdim. Şimdi şu şekilde kıvrılacak ve patiğimizin ön kısmını oluşturacağız. Bu şekilde köşeler hariç ön ve arka kısmında her trabzanın üstünde bir tane olacak şekilde trabzan yapıyoruz. Çok hızlı yaptığımı eleştiren arkadaşlar var ki burada trabzan yapıyorum şu anda. Böyle yavaş yavaş yaptığım zamanlarda oldu. Ne zaman? Trabzanın ilk derslerinde. Fakat artık üçlü trabzan dediğimde, ki baştaki videoları izlemiş olduğunuzu kabul ederek yapıyorum. Çünkü o hızda yaparsam zaten çok da elverişli bir çalışma elde edemem kendi adıma. Da sizin adınıza da tabii ki istekleri cevaplamak konusunda. Onun için anlamadığınız yerde muhakkak, ben eğer hızlı geçiyorsam, atıyorum burada üçlü trabzan yapıyorum deyip hızlı hızlı örüyorsam, orayı daha önce muhakkak yavaş anlatımını yapmışım demektir. Lütfen biraz daha video çekilirken ya da işte o siz izlerken anlattıklarıma odaklanırsanız zaten orada neyin nasıl yapıldığını anlamanız daha basit olacaktır. Hemen ben şurayı laf arasında atlamayayım. Tekrar söküyorum. Bu baştaki üç kısma geldiğimizde, en baş sağ ve solu dört tane batmıştık ya, ara kısımları, şimdi buralara iki defa batıyorum. Yani ikişer tane üçlü trabzan. 1 2 gördüğünüz gibi. Şimdi buna da 1 2 1 ve 2. Şimdi diğer karşıya kadar yine tek trabzan yapıyorum her birinin üzerine. Bu baş kısımdaki yaptığımız artırmalar, ikişer tane yaptık ya 3 noktaya, birkaç sıra devam edecek. Takip patiğimizin bu genişliği ayak genişliğine gelene kadar, istenilen ayak genişliğine, dediğim gibi santim vermiyorum. Çünkü bu küçük çocuk için de örülebilir, büyük kişi için de, ve atıyorum 36 numara bir ayak için eni daha da küçük olabilir ya da daha geniş olabilir bu yapıya göre. Onun için kesin bir ölçü yok. Biz de bazen birçok şeyi deneyip yanılarak yapıyoruz. Yani hani oluyor ya da olmuyor. Olmadığı zaman gerektiği yerde söküp tekrar örebiliyoruz. Denemekten kaçınmayın, yani bu söylemek istediğim. Tekrar yine aynı noktaya geldim ben. Orta kısım ve sağ solda ikişer defa artıracağım. 1 Burası da ikinci. Ve üçüncü nokta. Gördüğünüz gibi patiğimiz
şeklini almaya başladı. Bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi bu burun kısmında artırmalarımız devam edecek. İstenilen genişliğe ulaşıncaya kadar. Şimdi ben bu üçüncü sıradaki artırmayı da göstereceğim. Buraları biliyoruz artık, onun için hızlı geçiyorum. Şimdi evet, bir altta çift battığımız trabzana geldiğimizde bunun orta kısmına bakın, iki tane aynı noktada yine şuraya çift batıyoruz. 1 2 yan tarafa geldiğinde tek, bu yine orta kısım çift. Böylelikle İlk çiftin üzeri çift, ara boşluğu tek, çiftin üzeri yine çift oluyor. Burayı da tek yaptıktan sonra üçüncünün de ortasındaki kısma çift batıyoruz. Bu şekilde artırmalar devam edecek. Karşı tarafı da aynı şekilde yapacağım şimdi. Uç kısma geldiğimde yine dediğim gibi aynı artırmaları tekrarlıyorum burada. 1, 2, araya 1, 1, 2 dedikten sonra uç kısma yine birleştiriyorum. Uç zincir çekip ben burada 4 sıra artırma yapmışım. Bakın 1, 2, 3, 4 buraya kadar artırmalarım devam ediyor. 5. sırada artık artırma yapmamışım ve son sıra burun kısmımızı tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi burada bir sıra daha artırmalı. Sonrasında artırmasız bir sıra yapacağım. Ve bu şekilde tamamlayacağım.